Bu videoda üslü sayıların ya da üslü sayıların çarpımlarının kuvvetlerini almak üzerine bazı örnekler yapacağız. Özellikle de tam sayı olan kuvvetlere odaklanacağız. 3 üzeri eksi 8 çarpı 7 üzeri 3 ve bunun eksi ikinci kuvvetini almak istediğimizi düşünelim. Her zaman olduğu gibi videoyu duraklatın ve soruyu benden önce kendi başınıza bir deneyin. Bu soruyu çözmenin birkaç farklı yolu var ama Önemli olan şunu hatırlamanız ya da öğrenmeniz. İki sayının çarpımı ve bu çarpımın bir kuvvetini almamız söz konusu olduğunda burada olduğu gibi önce sayıların kuvvetlerini alıp sonra birbiriyle çarpabilirsiniz. Kısacası bunu 3 üzeri eksi 8 üzeri eksi 2 çarpı 7 üzeri 3 üzeri eksi 2 şeklinde de ifade edebiliriz. Sadeleştirmek istersek 3 üzeri eksi 8 üzeri eksi 2 bildiğimiz bir diğer üstel özelliği kullanırsak, yani kuvvetin kuvvetini almak demek, kuvvetlerin çarpımını almak demektir. Hemen yazalım. 3 üzeri eksi 8 çarpı eksi 2, eksi 8 çarpı eksi 2, 16. O zaman bu 3 üzeri 16 oldu. Aynı şekilde 7 üzeri 3 üzeri eksi 2'yi de 7 üzeri 3 çarpı eksi 2'den 7 üzeri eksi 6 olarak düşünebiliriz. Evet, sadeleştirme buraya kadardı ama isterseniz bunu farklı şekillerde yazabilirsiniz. Örneğin, 7 üzeri eksi 6 1 bölü 7 üzeri 6'ya eşit olduğu için, 1 bölü 7 üzeri 6'ya eşit olduğu için aynı maviyi kullanayım, 3 üzeri 16 bölü 7 üzeri 6 şeklinde de yazabiliriz. Bu iki ifade eş değerdir. Tabii aynı mantıkla bu soruyu daha en başından farklı bir şekilde çözmeye başlayabilirdiniz. Nasıl mı? Şöyle. Bakın, 3 üzeri eksi 8, 1 bölü 3 üzeri 8'e eşit olduğu için, burayı 7 üzeri 3 bölü 3 üzeri 8 olarak yazıp, bunun eksi ikinci kuvvetini alabilirdik. Bundan sonraki adımda hem payın hem de paydanın eksi ikinci kuvvetini alacağımız için de buradaki ifadenin aynısını elde edecektik. Evet, gelin bir tane daha yapalım. Bu sefer de a üzeri eksi 2 çarpı 8 üzeri 7'nin ikinci kuvvetini alıyoruz. Az önce olduğu gibi bu iki terimin ayrı ayrı karelerini alabilir ve a üzeri eksi 2 üzeri 2 çarpı 8 üzeri 7 üzeri 2 diyebiliriz. Bunu yapınca eksi 2 çarpı 2 4 yani a üzeri eksi 4 çarpı 8 üzeri 7 çarpı 2'den de 8 üzeri 14 elde ettik. Bunun arkasındaki mantık üzerine bazı videolar yapmıştım. Burada 8 üzeri 7'den 2 tane olduğu için kuvvetleri toplayabilir. Yani 7 artı 7'den yine 14 elde edebilirsiniz. 8 üzeri 7'den elimizde kaç tane varsa o kadar 7'yi birbirine ekleyebilir ya da o sayıyla 7'yi çarpabilirsiniz. Kısacası bir üslü sayının üstünü aldığınızda o üsleri birbiriyle çarpabilirsiniz. Şimdi gelin bir de bölme işlemi içeren bir örnek çözelim. Evet, diyelim ki 2 üzeri eksi 10 bölü 4 üzeri 2. Ve bunun 7. kuvvetini bulacağız. Bu şuna eşittir. 2 üzeri eksi 10 üzeri 7 bölü 4 üzeri 2 üzeri 7. Bu ikisi aynı şey. Elinizde iki sayının bölümünün kuvvetini almanız gereken bir örnek varsa, bu soruyu payın ve paydanın ayrı ayrı kuvvetlerini alıp, sonra da bölme işlemini yaparak çözebilirsiniz. Peki, buradaki pay ne olacak? Daha önce de yaptığımız gibi, 2 üzeri eksi 10 çarpı 7'den, 2 üzeri eksi 70 elde edeceğiz. Payda da 4 üzeri 2 üzeri 7. 2 çarpı 7, 14. 4 üzeri 17. Ama bunu daha sade bir şekilde yazabiliriz. Mesela 4, 2'nin bir katı. Öyle değil mi? Aynen öyle. O halde bunu 2 üzeri eksi 70 bölü 4 yerine, buraya neden 17 yazdım ki burası 4 üzeri 14 olacaktı. Hemen düzelteyim. Evet, 4 üzeri 14 ve az önce de söylediğim gibi bunu 2 üzeri eksi 70 bölü 4 yerine 2 üzeri 2 yazıyorum. Evet, 2 üzeri 2 üzeri 14. Şimdi bütün burayı şöyle yazalım. 2 üzeri eksi 70 bölü 2 çarpı 14, 28 ettiği için 2 üzeri 28 elde ederiz. Biraz daha sadeleştirebilir miyiz? Aynı tabandaki üslü sayılardan oluşan bir kesir varsa, bunu pay ve paydanın üstlerinin farkı olarak ifade edebilirim, öyle değil mi? Yani bunun yerine 2 üzeri eksi 70, eksi 28 yazınca 2 üzeri eksi 98 olacak. Ve bitti. Size aynı ifadeyi yazmanın farklı bir yolunu daha göstermiş oldum.